Herkese merhaba. Bugün de Nars'ın krem bronzerının 02'sini deniyoruz. Sonra da böyle renkli bir ruj sürdük ve bıraktık. Umarım keyifle izlersiniz. Görüşürüz. Yine bir yere gitmeyeceğim bir gün birlikteyiz. Size söz verdiğim için bu videoyu çekiyorum. Daha önce, hani bayağı bir video olmuş bile olabilir. Daha önce bunun 01'ini denedik ya. Çünkü o yeni renkti ya. İşte ben bayağıdır bunun 02'sini deneyemedim. Hatta pudra Laguna'ya da ne kadar benzediğini merak ediyordum. Işıkları yeni açtım da çıt çıt ses çıkarıyorlar. Nars'ın altına Nars süreyim, uğraşmayayım. Bu Gobi. Gobi bana çok yakışan bir renk bence. O yüzden Gobi ile devam edeceğim. Yüzümde de Inkylist'in işte BCD böyle bir nemlendiricisi var. E vitamini, C vitamini, B vitamini galiba. Çok vitaminli bir nemlendiricisi var ya. Duş aldım. Hiç öyle hyaluronik asit, poliglutamik asit vesaire vesaire sürmedim. Sadece o vitaminli nemlendiriciyi sürdüm ve karşınızdayım. Bugün bunu süreceğiz. Nars Gobi galiba bitiyor. Birazcık pırt pırt yaptı sıkarken. Şu Zoeva'nın 104'ünü deneyelim bakalım. Bu Gobi rengi. Belki buna birazcık Siberia ekleyebilirmişim. Ama kalsın şimdilik. Çok yerinde bir sarılığı var bu Gobi'nin. Sizce de öyle değil mi? Kölerim gene Zara'dan bu sezon beni birazcık içlerine çektiler. Gerçi o stüdyo koleksiyonda çıkanları hiç beğenmedim ama. Nerede benim kötü kokulu lip balmım? Bir süreyim de dudaklarım kuru kuru olmasın. Kapatıcı gently. Kemal Ozan'ı tenise götürdü bugün. Bir saat kadar vaktim var video çekmek için demektir bu. Oğlumuz Ramazan pidesine düştüğü için gelirken pide alacaklar. Anası hiç sevmez çünkü. Bir kapanmadı ama yani ben Nars seviyorum arkadaşlar. Evet, geldik bu iki renge. Swatchlayalım bakalım. Yani çok bir ton farkı yokmuş. Alt tonları birazcık farklıymış. Şu şeyi de, yeni rengi de, açık rengi de zaten beğenmiştim. Ama şimdi bunu süreceğiz. Çünkü öyle dedik. Süresim gelmiyor şimdi. Elf'in kontür fırçasını deneyecektim ama yeni bir şey deneyeceğim. Bunu denemek istiyorum. Bu F57 Emphasize Contour diye bir şey almışım ben. Bunu işte bronzer olarak kullanacağım. Kontür olarak kullanmayacağım aslında bu rengi. Ama gene de bunun ne kadar böyle çok renk alacağını görmek istiyorum ben şu an. Hah, bu da niye buradaysa çok işime yaradı şu an. Sigma'yı açmak bana çok zor geliyor hep. Ben bunu Türkiye'den aldım arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Yani ya Trendyol'dan almışımdır ya neresi satıyorsa onu almışımdır. Çünkü 2018'den beri yurt dışına gitmedim. Evet. Bayağı olmuş. Ben arkadaşlar bunları açıp böyle buna daldırmam. O yüzden kendi temiz olan başka bir şeyimi alayım. Onunla dağıtalım. Şöyle yapalım. Bakalım nasıl dağıtıyor. Bu da çok güzel fırça. Yani bilmiyorum. Yani sürüp geri alacaksan bu fırça birazcık fazla temizliyor. Biraz da fazla sürdük. Bayağı bir fazla sürdük. Bunu da orijinal pudra Laguna gibi az az sürmeliyiz sanırım. Görünce almışımdır ama Emphasize Contour sadece burası içinse de gerekli mi bilemiyorum. Çok sert, yani Nuh diyor, peygamber demiyor bir kıl yapısı var. Sürdüğümüz fondöteni de kaldırdık yani, anlatabiliyor muyum? Öyle bir hani şeyi olur ya bunların. Neyse, bunu bir şekilde yola sokacağız şimdi. Yani ben şeyden çok memnunum. Bunun dokusuyla ilgili bir şey değil bu. Bu biraz renk yoğun. Fazla sürdük. Ya da Nars fondötenin üstüne denemedik mi acaba? Nars fondötenin üstüne de iyi yapıştı açıkçası. Ay, biraz fazla oldu sonuçta. Bir yere de gitmeyeceğim. Şöyle hafifletelim. Bu fırça biraz zormuş arkadaşlar. Görüp de almak isterseniz ben derim ki yani çok da lazım değil. Ama ben de bir araştırayım bakayım. F57 en çok hangi alanda başarılıymış diye. Güzel durmuyor mu? Nars'ın bu Chantilly ve Gobi güzel durmuyor mu? Hı? Şimdi ben çok eski bir Lady Blush MAC kullanacağım. Bu bayağı eski herhalde, yoktur. Bu aralar MAC ürünlerime düşmemin sebebi back to MAC yapmayı planlıyor olmam Amerika'ya gidince. Kendime Ekim ayı için bir bilet aldım. Arkadaşımda kalacağım ve tek başıma gezeceğim. Ve oğluma Lego alacağım. Öyle kandırdım en azından. O zamana kadar birazcık MAC ürünlerimi kullanıp bitirmeyi
hedefliyorum arkadaşlar. Yeni bir fırça kirletmeyeyim hadi. Lady Blush da eski bir renk. Satılmıyor olabilir. Elimdeki bir şeylere benzettim. Kıyaslayayım mı acaba diyecektim ama şuraları da allık süreceğim. Bu aralar ben Trini izlemeye başladım. Trini London. Ünlü bir kadınmış ama ben tanımıyordum. Bu aralar böyle kıyafetle ilgili beni heyecanlandıran kanallardan biri oldu. Çünkü ben kıyafet konusunda çok kötüyüm. Ama işte elimdekileri de daha güzel değerlendirebilecek olmak ya da yanlış alışveriş yapmayacak olmak çok heyecanlandırdı beni. O yüzden bu aralar Trini'yi izliyorum. Herkese öneririm. Ama tabii yani tarz biraz renkli ve pantolon ceketli bana biraz hitap ediyor. Bunları denedik. Güzel değil mi? Ben beğendim. 01'de 02'de çok güzel. Bir önceki son videomun altına demişsiniz ki dolap meselesini konuşalım. Dolap meselesi uzar gider diye girmiyorum arkadaşlar. Dolaptan birkaç bir şey aldım demiştim işte yani. Bir, benim aldığım şeylerin %90'ı göründüğünden ya da hani söylenenden, açıklamada söylenenden daha hatalı, kusurlu geldi. Evet, küçük kusurlar. Ama ben bu kandırıkçılığı hiç sevmiyorum. Türkiye'de ikinci el piyasası biraz business olmuş yani. Alıp memnun kaldığım bir iki şey oldu. Onlara yorum yazdım. Diğerlerin diğer alışverişlerim. Burada kıyafet almadım hiç. Hep aksesuar aldım. Hani ya taşı düşük. Birkaç Zara parça aldım. Zara zaten hani yani bana da hep falsolu yolluyor. Sitesinden aldığımda da hep problemli geliyor. Ama gene de vaat edileni hiç yakaladığını görmedim dolap alışverişlerimin. O yüzden işte biraz benim için problemli. Kolajen elastin galiba, doğru söylüyorum sanırım. Hani kötü insanlar var ama iyi insanlar da var yazmış. Evet var ama çok araştırmak lazım. Şimdi şunu sürmek istiyorum. Çünkü bunu daha önce bir Christmas dönemi, Christmas serisi ya bu Guerlain'ın. Daha önce bir kere sürmüştüm. Şimdi bir şöyle yüzüme bir renk getirsin diye gene bunu denemek istiyorum. Ben şimdi gene bunu deneyeceğim. Çünkü ilk sefer bu yılbaşı zamanında bunu aldığım dönemde bunu deneyerek sürmüştüm ama çok etkilenmemiştim. Sonra işte bunu bir yıkadım. Şimdi ikinciye gene bir bunu kullanmak istiyorum. Çok sert ya bunun kılları. Birazcık döktü ürünü. Ben bu fırçayı çok beğenmedim arkadaşlar. Bu kıllar ne kılıydı hatırlamıyorum şimdi ama şurada bir eğri var. Cildine ilk o batıyor. Öyle söyleyeyim. Bir de şöyle, biliyorsunuz benim bu alışveriş videomda aldığım şöyle bir 132 vardı. Hala bunu denemedim. Şimdi bir bunu deneyelim bakalım. Sonra yıkarım. Clinique Powder Puff Flower Highlighter'ını deneyeceğim. Bunun çok kibar olduğunu düşünüyorum. Böyle krem ürün olmadığı için bu fırçayı buna hemen sürebilirim. Çok güzel bir aydınlatıcı. Sonra ne yapalım? Smashbox Shadow Blending. Şu Bobbi Brown'un bu Eye Blender'ına ya da işte MAC 217'ye falan ne kadar benziyordu hatırlamıyorum. Ara ara kullanıyorum ama. Şimdi şu MAC'in Satin Taupe'unu bir gözlerime süreyim. Bu Satin Taupe da ne kadar güzel bir renktir. Ne kadar güzel bir renk. Bu aralar çok acelem varsa ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle bir şey alıyorum. Böyle hani denemek için bol sürdüm ettim falan. Renk ama o kadar da hani fazla olsun istemiyorum. Şöyle temiz bir fırçayla, fırçaya çok az kapatıcı alıyorum ya da almıyorum. Bunu buraya dağıtıyorum. Bazı insanların renkli göz kapakları var ya, öyle olsun diye. Sonra da şurayı tekrardan böyle aydınlatıcıyla geçiyorum üstünden. Benim böyle 30 saniyede far sürmece tekniğim. Ve anne olduktan sonra gerçekten 30 saniyede bir şeyler becermeyi daha iyi becerir oldum. Zaten iyiydim de pratik makyaj yapma konusunda böyle yapıyorum. Tamam işte. Bu arada Satin Taupe'u çok beğeniyorum ama her zaman, her fondötene, her renge uymuyor. Mesela benim gözlere biraz daha böyle kahveli falan bir şey yapacaksam araya karışmaya uyuyor bence. Biraz mora kaçan o havası beni biraz öldürüyor. Bana çok uymayan renklerden biri şöyle biraz sarımtırak krem. Bir de böyle mora kaçan renkler. Böyle işte. Gözümün ortasına bir şey sürmeyeceğim. Şu Maybelline'i kullanmak istiyorum. Hani ben onu geçen yaz aldım ya. 930. Maybelline 930 Nude Embrace. Yani bunu böyle kullanabilmek istiyorum ama bu nude'dan ziyade kahve nude'a kaçtığı için benim için. Galiba bunu pek kullanamayacağım. Bunu bir anneme vereyim. Bakayım deneyebilecek mi? Kullanabilecek mi? Bunu bir çok beğenmedim. Pembe allığı da çok beğenmedim. Ama eğer siz derseniz ki yani beğenmediniz ama güzel oldu falan derseniz bakarız. Aa bak, geçen gün çıkardığım
Şeyler hala duruyor burada. Bunları kullanmayı unuttum. Şey kullanınca, narsa dalınca. Neyse olsun. Mac'ten bir şey bulalım. Orange. Satin Taupe'u çok beğeniyordu olsam. Galiba benim makyajım birazcık şey ediyor. Çökertiyor. Neyse ruja karar vermeden önce ben bir rimel süreyim de. Lash Paradise. Bu aralar Ozancık Edis Martılar diye bir şarkı söylüyor. Kafamda sürekli o dönüyor. Yani çok yoğun kapatıcı sürmedim ya. Gobi'yi az sürdüm ya. Şu yanağımdaki kızarıklıklar hemen ortaya çıkıyor. Ben normalde Gobi'nin fondöten başarısından memnunum. Sheer Glow'un hani fondöten başarısından memnunum. Ama çok yoğun kapatıcı sürerdim. Şimdi uğraşmadım. Çünkü zaten Lady Blush da pembe. Benim yanaklar da pembe. Bence doğal bir görüntü oldu. Ama ruj da birazcık böyle. Çok eski bir Bay Terim var. Bu çöp mü acaba? Cherry Cherry. Üf, değişik olmadı mı? Yani şimdi neye niyet ne kısmet oldu ama silmeyeceğim ya. Kalsın böyle. Değişiklik olsun. Siz de bana hep diyorsunuz ki renkli canlı makyaj yapar mısınız? Şimdilik dursun. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoya da birlikte karar veririz. Görüşmek üzere.